Derneğinizin faaliyetleri nelerdir? Ne amaçla kuruldu? Şu anda hangi derecede? Nasıl anlatayım size? 2017'de kuruldu. Kuruluş tarihi. Buradaki nasıl da insanları kaynaştırmak, hani toplumdaki insanları bir araya getirmek, faaliyetlerde bulunmak, etkinlik yapmak, sorunlarıyla ilgilenmek, hani sıkıntıları daha çok burada köylerimizdeki köyün sıkıntılarını bir araya gelip de nasıl bir çözüm bulabiliriz, dernek olarak neler yapabiliriz, onunla ilgili faaliyetlerimiz var. Bildiğim kadarıyla kaynaştırdık. Çoğu köyler birbirini tanımıyordu. O faaliyette bulunduk. Hani herkes gelip bu dernekte imece usulü, hani her konuda yardım ettiler. Destek aldık. Onların desteğiyle zaten bu tür etkinlikler yapabildik. Zaten onlar olmasa zaten biz yapamayız. Çünkü herhangi bir sponsorumuz yok. Gücümüzü de zaten köydeki insanlarımızdan alıyoruz. Destekleri onlardan alıyoruz. Çevremizdeki insanlardan alıyoruz. Bu şekilde faaliyet gösteriyoruz. Yani neler yaptık? Daha önce de biz mesela ünyeye sanatçılar getirmiştik. Bu pandemiden dolayı bayağı sekteye uğradı. Her yerde olduğu gibi buraya da biraz şey oldu. İşte kadınlarımız ne yapabiliriz diye düşünürken kadın etkinliği yapmayı düşündük 8 Mart'la ilgili. O faaliyette neler yapabiliriz? Ama herkes böyle canı gönülden, yani sen ben demeden ne yapabiliriz faaliyetiyle beraber hep bir araya geldiler. Çok da güzel bir şeyler yaptıklarına inanıyorum. Ve onlara da teşekkür ediyorum. Geleceğe yönelik insanlara bir miras olarak burayı bırakmak istiyoruz. Çünkü kültürler kültürü yaşatan insanlardır. İnsanlara kültürümüzü tanıtarak, yani insan olma evresinde köprü görevi yapıyoruz. Yani bizden sonrası gelenler için bir şey olsun, hani vatanımıza, milletimize hayırlı bir yer olmasını istiyoruz. Hani derneğimizde 300'e yakın üyesi var yaklaşık. Genelde kendi bünyemizdeki insanlarımızı üye yapıyoruz. Hani dışarıdan dediğimiz insanları kabul etmiyoruz hani. Bu şekilde. Bu Alevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin kurucu üyesiyim. Aynı zamanda da Sahilköy Mahalle Muhtarlığı yürütüyorum. Yani burada 2017 yılında bu derneği kurarken amacımız hem Ünye'de yaşayan, Ünye ve civarında yaşayan Alevi toplumunu bir araya getirip kaynaştırmak, bağlar kurmak, dayanışmasını artırmak, hem Alevi sorunlarının ve taleplerinin devletle buluşma noktasında muhataplık, bir meşru muhataplık oluşturmak amacıyla bu yola girdik. Yani, işte kendi aramızdaki dedik ya, kültürel, sosyal bağları güçlendirmek, toplumun kendi içindeki dayanışmasını artırmak amaçlı sosyal faaliyetlerimiz oluyor. İşte daha önceden kurulduğundan bu yana sürekli işte kurslar ve vasıtasıyla sosyal çalışmalar, folkloral, kültürel çalışmalar, işte bunu bir işte bazen şenlik havasında, bazen konser havasında, bazen de çeşitli çalışmalar vesilesiyle açık alan, toplumun diğer kesimleriyle de paylaşarak yaptığımız şenlikler düzeyinde çalışmalarımız oluyordu. En son işte bu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özgü derneğimizin kendi hazırlamış olduğu tüm kaynakları işte kendi içimizden olan bir çalışma yürüttük. Çok da iyi oldu. Hem bunu toplumun diğer kesimleriyle, dostlarımızla paylaşma, onlara gösterebilme imkanı tanıttık. Yani biliyorsunuz Alevilik öteden beri yasaklı, ötekileştirilmiş bir inanç olarak varlığını bugünlere kadar sürdürmüş. Fakat bu esnada da İşte Aleviliği tanımayanlar, inancına ilişkin bir şey bilmeyenler, sadece dedikodu ve yanlış söylemlerden beslenen toplumun Aleviliğe bakış açısını yanlış, olumsuz yanları vardı. Bunları da gidermek istiyoruz aslında. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Fakat işte bu bizim yaptığımız çalışmalarla bitmiyor. Hakikaten bu devleti yönetenler, idareciler rin atıcı adıma bağlı bizim sorunumuzun giderilmesi. Çünkü anayasal bir kimlik elde etmek
o üsttekilerin alacağı kararla oluyor. Yani bizim yürüteceğimiz faaliyetler ancak onu alttan zorlamak, tazyikte bulunmak şeklinde olabiliyor ancak. Biz burada bunu yapıyoruz bir nevi yani.